Bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizimle birlikte. Kudret Bey, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Beyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Borsa İstanbul'a başlayalım istiyorum. Yurt içi piyasaları konuşalım. Önemli rekorlar görüyoruz, tarihi seviyeler. Nasıl devam eder? Bu şekilde devam eder mi? Tabii ki birçok aslında sektörün buna katkısı var. Nasıl değerlendirirsiniz Borsa İstanbul'u? Son dönemde borsa cephesinde önemli fiyatlama reaksiyonları görüyoruz ve özellikle sanayi endeksinin son dönemdeki iyimser performansı dikkat çekiyor. Hatırlandığı üzere son dönemde bankacılıktaki iyimser performanslar çok önemliydi ama borsa için itici gücün bankaya ek olarak sanayinin de gelmesi şeklindeki yorumlarımızı hep sürekli tekrarlıyorduk. Ama son dönemdeki sanayi hareketi bu anlamda borsanın TL bazlı yeni zirveler oluşturmasına olanak tanıdı. Tabii dolar bazlı baktığımız zaman da 240 dolarlardan başlayan önemli bir dönüş var. 270 doların üzerinde kalıcılaşmasıyla birlikte artık dolar bazlı da belirli hareketlenmelerin devam edebilme senaryolarının ön planda olduğunu görebilmekteyiz. Keza uzun vadeli konjonktürde 305-322 dolar bölgesine doğru yeniden bir reaksiyon verebilme ihtimali de fiyatlama analizi tarafında ön planda. Tabii bunu sağlarken yine sektörel bazdaki ayrışmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada şu anda seçim sonrasından itibaren CDS tarafındaki iyileşme banka tarafına ilişkin beklentilerin ön plana çıkmasına olanak tanımıştı. Son dönemde banka sanayi tarafında sanayi çok daha iyi bir performans sergiledi. Ama hem banka hem de sanayi hala TL bazlı seviyelerden uzakta. Bu açıdan da banka ve sanayi önderliğinde sürecin devam edebilme senaryosu ön planda. Böyle olduğu zaman da tabii işin içine diğer ağırlıklandırma olarak da holding ve hizmetleri de kattığımız zaman da iyimser senaryoların ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Burada sadece şunu vurgulamakta fayda var. Yatırımcılar tabii ki burada borsadaki yukarı yönlü hareketlere bazı dönemlerdeki düzeltme hareketlerinde panik havasına bürünebiliyor. Burada aslı olan trenddir. Trend her zaman dostumuz olmalıdır. Bu açıdan da bu tür hareketleri tamamıyla bir düzeltme olarak görmekte fayda var. Sektör içerisinde de şirket kıyaslamaları yapmak çok önemli. Özellikle bu şirketler arasında kimler daha uygun, hikayesi var, mevcut güncel hareketlere çok daha hızlı bir şekilde adapte olabiliyor. Bunlar için de ayrı bir temel değerlendirme yapılmasının çok önemli olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Borsada tabii ki daha fazla yerli yatırımcıyı görüyoruz. 2023 yılı böyleydi ama yabancı yatırımcının 2024 yılında bu anlamda fon akışı fazla olması beklentisi var. Başta TL tahviller olmak üzere TL varlıklara bu anlamda önemli talep olacak gibi duruyor. Neler söylemek istersiniz yabancı yatırımcı ile ilgili? Şimdi 2023 yılı özellikle borsa cephesinde hisse girişlerin pozitif bir şekilde kapandığı, kabaca 1,4 milyar dolarlık bir artının olduğu bir süreç yaşadık. Çünkü biz 2023 öncesinde de sürekli hisse çıkışlarına şahit olmuştuk. Seçim sonrasındaki aksiyon bu anlamda kıymetli. Tabii bu yeterli mi tek başına? Hayır, yeterli değil. Borsamızın şu anki toplam işlem hacmi de dahil olmak şartıyla gelecek dönemde yabancı desteğiyle birlikte bu hacim rakamları ve yabancı girişlerinin çok daha fazla olması bekleniyor. Burada tabii ki Merkez Bankamızın gelecek dönemki enflasyonist ortamdaki para politikası teması çok önemli olacaktır. Eğer global cephede yayınlanan raporlar benzerinde, yani rasyonel politikanın devamlılığı halinde, hem bunu kredi derecelendirme kuruluşlarının artık not artışlarıyla hem de iyi bir görüntüyle yabancıyı daha fazla içeri çekebilecek bir ortamın oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu anlamda hem hazine ve maliye tarafında hem de para politikası tarafında eş koordinasyon ve rasyonel politikaların devamlılığını takip ediyor olacağız. Biraz da küresel cepheyi konuşalım isterim. Özellikle tabii ki küresel piyasaları etkileyen en önemli konu Fed'in açıklamalarıydı. Ve Fed'e baktığımız zaman da aslında sıkılaşmayı bitirdi ama faiz indirimleri için acele edilmemesi ve temkinlilik görüşlerine yer verildi. Bir yandan Avrupa'ya bakıyoruz. Orada tabii ki durum biraz daha hem resesyon hem enflasyon arasında kalmış bir durum söz konusu. Yine Asya tarafında özellikle Çin'de gayrimenkul sıkıntıları söz konusu. Neler söylemek istersiniz küresel cephe için?
Küresel cephede özellikle biz bu dönemde şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Merkez bankalarından ayrışan piyasalar gelen data setleri ve açıklamalarla birlikte bir miktar merkez bankalarının düşüncelerine yaklaşmaya çalışıyor. Bunu Amerikan tahvil faiz oranlarından da görüyoruz, fiyatlama reaksiyonlarından da görüyoruz, tarım dışı istihdam gibi önemli ekonomik göstergelerden de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu açıdan baktığımız zaman da Fed olsun, ECB olsun bu piyasalarla arasındaki ayrışma her ne kadar devam ediyor olsa da bir miktar daha bu ayrışmanın törpülendiğini görebilmekteyiz. Şu an için tabii piyasalar ECB'den Nisan ayında, Fed tarafında Mayıs ayında, İngiltere Merkez Bankası'nda da Haziran ve Ağustos ayında biraz orada karamsarlık var ama Ağustos daha fazla senaryosuyla ilk faiz indirimini bekliyor. Tabii ECB'nin bu noktada işin ekonomik aktivite boyutundaki iyimserliğin olamayışı Nisan beklentilerinin oluşumunu da biraz imkansız kılıyor. Nitekim bu noktada zaten Lagarde'da ve ECB üyeleri de çok net bir şekilde bahar ayının sonlarına doğru atıfta bulunarak bir miktar daha Haziran ayına odaklanılması gerektiğini paylaşıyor. Zaten Nisan'dan sonra da ilk toplantı Haziran olduğu için, hani Mayıs'ta Fed gibi bir toplantı olmayacağı için de ECB bu noktada Haziran'ı daha aksiyonlu bir şekilde devam edebilir. Bu sıralama bandında baktığımız zaman Mayıs'ta Fed, Haziran'da ECB, işte Ağustos'ta da İngiltere Merkez Bankası sanki yılın ilk faiz indirimine başlayacakmış gibi duruyor. Tabii biz bu süreçteki makroekonomik göstergeleri dikkatle takip ediyor olacağız. Tarım dışı istihdam beklentinin de oldukça üzerinde bir rakam gelmişti. Dün ISM hizmet PMI rakamı beklentinin üzerine çıkıp 50'nin üzerindeki hareketi oldukça garantileyen bir görüntü içerisine girdi. Ücretlerdeki artışlar dikkat çekiyor. Bu yüzden de Fed Amerikan büyürken burada enflasyon yaratmadan bu süreci tamamlayabilecek düşünceyi ne kadar destekleyebilecek bu istihdam ve ücret artışları kısmı oraya dikkatle takip etmek gerekiyor. Bir yandan da tabii ki teknoloji şirketleri önderliğinde işten çıkarmalar da devam ediyor. Bu dalgalanma neticesinde ilk faiz indiriminin Fed olma senaryoları çok daha önümüzde gündemimizi meşgul ediyor. Avrupa tarafında şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Evet, imalat PMI, hizmet PMI bunları çok net bir şekilde görebiliyoruz ama uzun zamandır Almanya özellikle Avrupa'nın lokomotifi dipten bir dönüş var. Bu anlamda kıymetli ama hala istenilen bölgede mi? Hayır, değil. Bunu imalat PMI rakamlarından da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Hem kendi ekonomik konjonktür yapısı hem de dış ülkeler arasındaki buradaki riskler ister istemez burada bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor ya da iyileşmenin sürecini uzatabiliyor. Tabii bunun en başında da Çin süreci, büyüme tarafındaki olumsuz ilerleyiş ya da beklentiyi verememe hususları ön planda. Emlak tarafındaki olumsuzluklar işin ekonomik konusunda da çok farklı noktalarda olmasına imkan tanıyor. Çin bu noktada kredi tarafındaki faiz oranlarında belirli aşağı yönlü reaksiyonlar yapıyor ama ve yapmaya da devam edecek senaryosuyla ön plana çıkıyor ama oradaki göstergeler henüz tam anlamıyla işi çok daha iyi bir boyuta çıkartacağı yönünde değil. Bu anlamda da muhtemelen bu yılda Çin büyüme tarafında belli bir geçiş bölgesi olarak kabul edeceğimiz bir dönem olacaktır. Ve bunu söylerken de yılın kalan bölümünde jeopolitik risk teması ve seçim teması sürecindeki gelişmeleri de ayrıca bakmanın önemli olduğunu söyleyebilirim. Son olarak emtiaları da konuşalım isterim. Başta tabii ki kıymetli metal tarafı daha ön planda, özellikle altını çok konuşuyoruz. Neler söylemek istersiniz emtia piyasaları ile ilgili? Son dönemdeki makro göstergeler ve Fed beklentileriyle birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranının 4.20'lere yaklaştığını, klasik dolar endeksinin de 103.40 bölgesini aştığını görüyoruz. Tabii bu olunca emtia cephesinde değerli metallerde bir baskı var. Ve ons altını bunda çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Şu an için aslında faiz indirimleri süreçlerinin biraz daha ötelendiği bir görüntüde ons altının da iyi bir performans sergileyememesi çok doğal. Bu anlamda 2000-2060 arasında bir yatay performans sergileyebilmesine şaşırmamak lazım. Ama yılın kalan bölümlerinde özellikle ikinci yarı bölümlerinde itibaren
faiz indirimi ve yılın son bölümünde de seçim olacağını düşündüğümüz zaman Amerika tarafında ister istemez jeopolitik risk temayı da gündeme taşıdığımız zaman altın için iyi bir yıl olacaktır. Ama şu an için bu iyi hareketler öncesinde hani nerede bir dip yapayım sorusunun cevabını arıyor. Şu an için 2000-2010 bölgesi sanki bu işin dip noktasıymış gibi duruyor ama yeni dönemki haber akışlarını dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Bir de çok kısa petrol fiyatları ile ilgili görüşlerinizi de almak isterim. Çünkü Kızıldeniz endişeleri bu anlamda biraz daha petrol fiyatlarını yükseltiyor. Neler söylemek istersiniz? Tabii petrolü son dönemde yine büyüme dinamikleri, Kızıldeniz'de yaşanan tansiyonlar ki bu tansiyonda ilk etapta petrolde çok değişimler izlenmedi. Bunun karşılığında işte maliyetler artacak, enflasyon üzerinde etkili olabilecek gibi konular çok fazla gündemimizi meşgul etmişti. Bu yüzden de baktığımız zaman da petrol dinamiklerinde belli dalgalanma eğilimleri söz konusu. Ama Brent petrol cephesinde konuşacak olursak geçtiğimiz yılda benzer bir görüntü oluştu. Yani kabaca 67-75 dolar bölgesi ya da teorik anlamda 70 dolar bölgesi her seferinde burada bir dip çabasını ön plana çıkartıyor. Bu açıdan da 70 ile 85 dolar arasında bir Brent petrol senaryosunun ön planda olduğu düşüncesinden yola çıktığımız zaman da bu akışın bir miktar daha devam etmesi beklenebilir. Ama tabii Kızıldeniz süreci ve jeopolitik risk teması ne kadar daha bu tansiyonu arttır ya da sakinleşir, bu da petrol dinamikleri açısından da önemli olacaktır. Tabii bir yandan da büyüme dinamikleri, Avrupa cephesi, Çin ve Amerika, bunların da sürecini dikkatle takip etmemiz petrol dinamikleri açısından da belirleyici olacaktır. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır, teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz ve piyasa gündemini burada noktalıyoruz. Şimdi yatırım dünyasıyla devam edeceğiz.